Murtaza Ocak Ordu Ünye doğumluyum. 2015 yılından beri esnaflık yapmaktayız. Tesisat işlerimiz, kazan işleri, doğalgaz işleri. 2017 yılından beri de doğalgaz işiyle Ünye'de uğraşmaktayız. Doğalgaz kullanımında tasarruf açısından vatandaş tasarruflu bir cihaz alması gerekiyor ilk önce. Tam yoğuşmalı bir kombi alması gerekiyor. Alt segment kombiler faturaya ister istemez yansıyor. Bunun nezdinde daha önce kalorifer kazanlarında, katı yakıtlı kazanlarda kullanılmış ise petekler, petek temizliği önemli. Kombilerin yıllık bakımları çok önemli. Bunları yaptırmaları gerekiyor tasarruf için. Ekstradan da aparatlar vardır kombilere takılabilen. Mesela oda termostatı, termostatik vana. Bunları kullanmaları gerekiyor. Oda sıcaklığı. Kesinlikle ve kesinlikle cihazlara aç kapa yaptırmamaları gerekiyor. Cihazı sabit bir dereceye alıp ev içerisindeki ortam sıcaklığını 23-24 dereceye tekabül edecek pozisyonda ayarladıkları zaman faturaları çok yüksek gelmeyeceğine biz kanaat ediyoruz kendimiz. En büyük karşılaşabileceğimiz sıkıntılar şu gaz kaçağı durumunda bizim açmış olduğumuz daire işlerinde havalandırma menfezleri vardır. Bu havalandırma menfezlerine soğuk geliyor diye ya poşetle ya bantla kapatıyorlar. Şimdi bunu kapattıkları zaman olası bir gaz kaçağı durumunda gaz sıkışması olmaması için biz bu havalandırma menfezlerini açıyoruz. Bunları kapattıkları zaman gaz sıkışıp patlama riski var. Ama orası açık kaldığı zaman gaz sıkışamayacak. Oradan %15, %20 gibi bir oksijen alımı yaptığı için patlamayacak. Diyelim ki böyle bir şeyle karşılaştıkları zaman gaz kokusu algıladıkları anda doğalgaz saatinin üzerinde bir tane doğalgaz vanası vardır. Vanayı özellikle kapatacaklar. Evin bütün camlarını açacaklar. 187 acili aramaları gerekiyor. Gaz acili aradıktan sonra zaten gaz acil 3 dakika içerisinde orada oluyor. En geç 3-4 dakika içerisinde. Dairenin içerisindeki gaz kaçağını tespit ettikten sonra hangi yetkili firma yaptıysa zaten sayaçların, doğalgaz sayaçlarının altında şu şekilde levhalar vardır. Levhaların altında hangi firma yaptıysa firmanın ismi, yetki numarası, telefon numarası hepsi yazıyor. Aksa zaten ulaşıyor. 2 yıl boyunca yapılan gaz tesisatları firma tarafından garanti kapsamı altındadır. Yani mesulüzdür. 2 yıl boyunca bizden sorulur. Şimdi kullanılan tesisat boruları tam oksijen bariyerli olmadığı için bunlar ister istemez içerisinde oksijen alımı yapıp çamurlaşma yapar. Bu da kombinin esenjörünündeki kanalları tıkama riski vardır. Onun için her yıl bakımlarını yaptırırlarsa çok iyi olur. Cihazın yanma odasındaki gaz yanan yerlerdeki yani o kurumların temizlenmesi, baca temizliği, yani kombilerin bacasının temizliği bunları baktırmaları iyi olur. Bu da hep tasarruf sağlatır. Ama yılda bir kere en az petek temizliği ve kombi bakımını yaptırmalarını tavsiye ederim. Peki bu virüs içerisinde çalışmalarınız nasıl geçti? Çalışmalarımız virüs içerisinde biraz temkinli çalışıyoruz. Personelimiz daire içlerine gittiği zaman maskemiz vardır. Bizim kendi firmamıza ait bastırdığımız maskelerimiz var. Her gün 3 tane 4 tane maskeyi biz personelimize verip evde maske, eldiven o şekilde çalıştırıyoruz. Daire içerisinde zaten virüs ya da bir şey varsa biz o daireye girmiyoruz. Karantina kapsamındaysa girmiyoruz. Karantina sürecinin bitmesini bekliyoruz.